Tanıtayım, ismim Bayram Oğuz. Komedyenim, bir de okul yeni bitti, staj yapıyorum. Bayram benim karım ulan diye gezeceğim yani dışarıda. Çekerim. Mevcut kız arkadaşımla evlenemezsem başka kimseyle evlenemezmişim gibi geliyor. Davayı kazanmak için sahte kanıt sunar mısın? Bu genel bir soru. Bir gün arkadaşını arayıp tutuklandığını söylesen neyden dolayı olduğunu düşünür. Yok kanka, bakmam valla. Ya bak, adam geldim, şerefsiz oldum. Düzgün olmayan adam oldum. Yunus, seni seviyorum, anlardın. 'Bak önceki gösteri o kadar çok büyük ses sorunları yaşadık. Biz kayıtta mıyız lan? Evet. Ben hangi kameraya bakıyorum? Her yer kamera. Önceki gösteri ne güzel, iki tane kamera vardı böyle. Her yer kamera şu an. Her yerde mikrofon. 6 tane mikrofonla kayda girdik. Umarım hepsi bozuk çıkmaz bu sefer. Hemen kısaca seni tanıtalım kanki. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Merhaba. Kendini bir tanıtır mısın? Tanıtayım. İsmim Bayram Oğuz. Komedyenim, bir de okul yeni bitti, staj yapıyorum. Avukatlık stajındayım şu an. Niye staj yapmıyor muyum? Ya hayır ya. Ya şöyle, arkadaşlarım üzerime geliyor. Ben çok yoğun çalışmadığımı iddia ediyorlar ki öyle bir şey yok. Oğlum bu böyle hep öterse çok es vermiş oluruz. Öter. Şimdi şöyle, 9-6 çalışan bir insanım aslında. 10'la 4 arası çalışan bir insanım. Bir de akşam sahneye gidiyorum. Ama genel bir yoğun bir hayatım var. Ötmedi, tamam. Seni şey yaptık, biz her konuk hakkında doneler alıyoruz böyle. Evet. Böyle tanımlama gibi. Sarışın mavi gözlü kızlarla olması. Öyle bir şey. Onun avcılığı. Yok. Yani senin gördüğün bütün sevgilerin sarışın ve mavi gözlü. Denk geliş. denk getiriş, yani öyle denk geldi. Öyle insanlar karşıma çıktı diyelim. Onlarla daha iyi anlaşabilmişim. Evet, arayışım öyle. Ötmedi. Burada ötürsen oğlum yengen laf edecek. etsin, ben kavga istiyorum. Böyle bir programa konuk alayım, sonrasında çift ayrılsın. O öyle bir keyif alırım ki. Tanıyın abi. Talk show sunucunuzu tanıyın. Şey yapacağım hatta ben ya. Diğer konuklara hamalini atmayacağım. Yengeye hamalini atacağım senin bölümünü. Mesela kesmediğim yer. İyi ki canlı getirmemişiz. Bayramı iyi tanıyın. Gelim izleyeyim falan demişti. Özellikle çağıracaktım da instasını bulamadım ya. Ya ırz düşmanı amına koyayım. Yani biz burada tanıyın diyorduk. Yengeye yürüyeceğim demedim. Ya abi yok ya. Ben yengeyle seni ayıracağım dedim o. Ayrıyeten başarılı olmasını yazmışım. Bak, hangi komedyenlikte konuda? Başarılısın. Türkiye 800.sü olmuşsun. Avukat olmuşsun. Avukatların da iyi. İlişkilerine bakıyoruz. Çok tatlı ilişkilerin var. Hayatı yaşıyorsun. Seni bir başarısız olduğun bir şey var mı? İlla ki vardır. Yani bak, oruç tutmadık bugün falan. Cehennemde yanacağız ya falan. Bunun illa ki vardır değil. İnan, başarısız olduğun bir şey var mı? Bak direkt tak diye söyledi. Sedat neyse. Ayrıyeten Trakyalı olman yazmışım böyle. Hiçbir şeyim yokmuş da o memleketiyle övünen adam olmuşum gibi olmuş. Senden bu gece habire şive bekliyor. Programa başlamadan önce hızlıca sana da bu konsepti anlatalım. Güzel. Ortada bir yalan makinesi yok. Onun yerine en yakın arkadaşın bilgisayarın arkasında duruyor. Biz sana sorular soracağız. O da keyfine göre artık istediğini öttürebilir. Dürüst bir çocuktur. Çok dürüst. Zaten gitmişim, oruç tutan getirmişim bugün. Aynen öyle. En imanlı arkadaşını seçmişsin belli. Ayrıyeten de şöyle bir şey var. Önde limonatan var diyelim. Onlar da pas hakkın. Her konunun bir tane pas hakkı. Ben bunları ikram sanmıştım. Aha, aynen, ikram. Pas hakkın, yani pas dersen bunu mu içiyorum? Aynen. 6 pas hakkım var, 6 şart var. Susadığında değil, sorun değil. Her konuya klasik bir sorumuz var. Bir fantezini anlatabilir misin? Fantezi? Ya bana bunu yukarıda da aslında dedin ya, anlatacak mısın diye. Yokmuş, onu anladım ya. Yaşamış ki hepsi. Hayır. Ya şeyi çok isterdim ama. Mesela yukarıda da sana bunu söyledim ya. Ben mesela bazen günde 2-3 saat uyuma imkanım oluyor, tamam mı? Mesela ama bir günde 15 saat uyumuşum. Ya onu dengeleyebilmek, ya o dinlenmek biriktirilebilir bir şey olsun isterdim. Bak şimdi, bir gün çok dinlenmişsin 10 numara ya. Ertesi gün ama çok yorucu bir gün. Oğlum dünkü dinlenmenin hiçbir faydası yok. Yine sıfırdan yorulmuşsun. Oradan onu oraya... Oğlum çok inekmişsin lan sen. Ya galiba öyle. Nerd gözüktüm değil mi? Şey gibi, kapitalizmin istediği insan işte. Köle. Öyle gözüktük. Bende şey fantezisi vardı mesela. Ben bu arada fantezi biriktiriyorum. Hiç yaşayamadım için.
Madem biriktirelim ama bir şey mi? Burayı keseceğim. Ya hayır hayır. Ya bir tane Hasan Can'dan özendim valla. Yok yok, saplayabilirsin bana. Ama kesmeyin. Kesmeyin. Her şey de sizin elinizde ya, lanet olsun. Şşş, kesmeyeceğim. Şey vardı geçen fantezim ya. Ben yeni tıraş oldum da. Malum biraz da tıraş mağduru oldum yani. Böyle. Birden kestiler. Yoksa benim saçlar bayağı bir afro, dağınık. Geceleri çıktığımda şeyi fark ettim böyle. Zayıfım. Belli böyle hani bir uyuşturucunun etkisinde bir zayıflık var. Saçlar dağınık. Bir tane amca böyle yürüyordu. Gece tenhada bir sokaktayız. Bu adama doğru koşsam ne olur acaba diye böyle... Bir gün şey yapacağım, hani dayak yeme korkumu salacağım, böyle geceleri yaşlı amcalara doğru koşacağım. Twitter'dan bunu izlemek isterim ya. Ama böyle random ödeme düşecek. Dayak yeme ama beni böyle dövüyorlar. Gülsemre'yi dövüyorlar. Hazır mısın? Rahatladın mı? Ben rahatım. Sorulara geçiyoruz. Geç. Sana ilk de uzun bir soru yazdım. Bir hikaye. Seninle ortamca Hollanda'ya tatile gitmişiz. Evet. Çok fazla içtiğim bir günün sabahında yatakla benimle uyanıyorsun. Ne oldu derken sana diyorum ki dün akşam evlendik biz. Kocan olmuşum senin. Evet. Hukuksal açıklıkları... Ya tam ayırt etmen gücü falan diyecek. Bekle. Avukata da tam sorulacak soruymuş ha. Ayrılmayı düşünürsen de tazminatı nafakası derken elinde ne var ne yok alıyorum. Kağıt üstünde bile olsa bu evliliğe devam eder misin? Türkiye'ye döndüğümüz zaman hüküm kalmayacak. Ağzın sıkı mı? Yok. Devam ederim gibi şey geldi gibi ya, ben, bilmiyorum ya. Ben şey gibi gezeceğim. Bayram benim karım ulan diye gezeceğim yani dışarıda. Ya, askerden de yırtıyoruz değil mi böyle bir şey? Seni telefonda prensesim diye kaydedeceğim. Ben prensin olsam. Gereksiz flört ettik şu an Yusemre. Büyük sarışın mavi gözü de değilsin. Yo, benim hayalim ama senin olmayabilir. Benim hayalim 1+1'e. Bıcır bıcır 1.90 manita. Bıcır bıcır. Böyle Hello Kitty'li tight'iyle geziyor ortalıkta böyle, uf. İkinci soruya geçmeden üçüncü konuğa mı gelsek yani? Çok mu? Oğlum hiç mi beğenmedin lan? Ya beni? Yok. Oğlum diyorum ya, bütün varımı yoğumu al ama eve kalırım demedim mi? Bak, onurumu gururumu kenara bırakmışım, seni karım yapmayı kabul etmişim. Ben de iyisini mi bulacağım lan? En azından denerdim. Beni çok kırdın şu an. Hayır ama şimdi şöyle bir şey oldu ya, bütün varımı yoğumu alıyorsun vesaire. Evet, ben onun için okey dedim zaten az önce. Ha o tamam. Kağıt burada. Ömer, aynı şeyi iki kere basmışız lan. Benim soruların yarısı gitmiş. Yok yok, burada şuradan kurtarma var. Bunun da çözümünü aldık. Her şeyi çözdük biz. Bir programda nasıl bu kadar tecrübe kazandın? Ya ne kadar aksilik yaşamış olabilirsin zamanı. Yani onun da yedeği var. Her şeyin yedeği var. Bayram gelmedi, yedeği var deyip başka konuk çağıracaklar. Bir de arkadan kameraman diyor ki senin de yedeğin vardı diyor. Ya abi bari söyleme Allah aşkına, yapma ya. Bir önceki gösteri bizim 22 tane sorum vardı. Bu soru sadakatinle alakalı bir şey. Kerim belan... Bak doğru cevap vereceğim. Saçma sapan komik olsun diye bir şeye basma. Diyelim ki en yakın arkadaşınım. Evet. Sen, ben ve kız arkadaşım bir konsere gitmiş. Evet. Kız sahneyi daha iyi görsün diye ben kızı omzuma alıyorum. Sen de o sırada arkadasın. Yengenin götüne bakar mısın? Yok kanka, bakmam valla. Ya hayır, göt kadraja girer amına yani. Almışsın gibi. Ben sordum, özellikle bunu sordum yani. Biz genelde yalan makineleriyle öncesinde konuşuyoruz. Yenge götüne bakar mı dedik, bakar dedi. Benim hiçbir arkadaşımın sevgilisi yok. Ya deneyemedim yani, hiç yengem olma falan diye, hayır. Yo, bakıyorsun diye şey yapıyor, kaçıyor kızlar. Ya üzerim oyunlar oynanıyor. Tamam lan, bakmaz mısın? Yok gerçekten bakmam. Ben kızın omzuna çıksam benim göte bakar mısın? Seninkini hiç affetmem. Az önce evliydik çünkü, evet. Tamam mı? Ona devam karar da almıştık, hiç affet. Çıkışta seni karım yapayım da gör. Şey oldu çok saçma bir şekilde. Normalde kadın konuklara falan yürümüyorum. Ben de rastgele sorular yazıyorum. Bayram sen bana niyetin varmış kanka ki. Ondan mı atmışsın gibi? Bugün kağıtlara bakıyorum lan, ben bayrama yürüyormuşum oldu. Bu da ilişkilerin üzerine bir soru. Tamam. Mekana bir flörtünle gittin. Daha iyisini olduğunu düşündüğün biri sana yürümeye başladı orada. Hı hı. Daha sarışın, daha mavi gözlü. Nasıl bir kıstasmış ya benim. Kendini tanı gibi bir bölüm mü yapıyoruz ya şu an? Evet. Flörtünü salıp o kızla ilgilenir misin? Sen de var, kanka. Sen de var. Ney var? İşte daha sarışın, daha mavi gözlü bulunca ona yürüyecek. Hayır, öyle bir şey yok. Flörtle ne evredeyiz kanka ya şimdi? Bilmiyorum ki oğlum, bizim aramızda bir kuşak farkı var şimdi. Benim dönemdeki flört merhaba merhaba. Senin dönemdeki flörtle yani çocuğu var flörtüm diyor. Normal flört böyle sevgilimsi ya, gibi ama iyisi... takılıyorsun. Yok onu yapmam ya.
Hayır ya of. Ben bilmem çocuk diyor. Bu akşam sen klava gitmiyorsun mu? Evet. Yanında sarışın ve mavi gözlü bir kızı yok mu? Var. Tamam. Ya aldım ya bu ne rezalet bir. Biz oraya yollayacağız sarışın mavi gözlü. Bulduk. Yengeden daha sarı. Oğlum ben niye yengeden dayak yiyorum şimdi? Çıkışta beni bulacak kız. Evet ya valla. Yalnız benim getirdim yalan makinesi de hafif sarı mavi gözlü. Fark ettin mi? Evet. Sadece biraz sakallı ama. İnsan arama kriteriymiş. Sadece sevgili değil. Adam yerine koymak için bile sarışın mavi gözlü olmuyor. Bunun temeli ne lan? Bu sizin uydurduğunuz bir şey. Ben de buna katıl... Yani şey yapıyorum. Ya. Ben iştirak ediyorum. Komik oluyor diye. Bir hafta önce biz seni aradık. Dedik senin sarışın mavi gözlülere karşı özel bir ilgi alanın var. Evet dedin. Hayır bak öyle bir şey olmadı. Ben öyle denk geliyor dedim. Nereye denk geliyor? Bana niye gelmiyor? Bak özel olarak davet ediyorum. Sarışın mavi gözlü hanımlar lütfen bana da yürüyün. Yunus Emre Gündüz. Ne? Evet Yunus Emre İlla Gündüz. Avukat mı olmam lazım? İlla 1.90 mı olmam? Hep başarılı mı olmam lazım? Hiç de. Evet demen gerekiyordu. Hanımcısın. Aynen. Seni araştırdık. Bayağı bir hanımcısın. Aynen. Ya da şov olarak mı yapıyorsun bu hanımcılığı? Şovmen şov olduğunu düşünmüyorum ya. Bilmiyorum. İçimden geldiğim. Mutluluk hanımcılıkta gibi geliyor. Hanımcılık örneği ne benim gibi ben de gördüğün? Tapıyorsun. Evet ama çünkü seviyorum. Mesela kız arkadaşınla evlenmek ister misin? Burayı keseceğim. Ya şöyle orayı kes ya da kes. Buraya şöyle hayır şey, koyacağım kurda. Kanka bak mevcut kız arkadaşımla evlenemezsen başka kimseyle evlenemezmişim gibi geliyor. İşler çok ciddileşti. Evlilik şeyi artık nikah da var. Her şey hazırlandı. Düğün yapacaksın. Senden boşanmışız. Aynen benden. Ben de salmışım. Demişim ki Bayram gerçekten seviyor bunu. Ben nafakayı falan yeri sanıyorum. Yeri kimse sen kuma olurum demişsin Bayram'a. Olur olur. Kız arkadaşının şöyle bir adeti varmış ama o taraflarda. Bir gün geliyor diyor ki aile olarak geliyorlar. Bizde adet budur. Gelini erkek tarafı giyer. Hayda. Yani giymezsen de bu düğün olmaz. Biz de o çok kız nereliymiş abi? Bilmiyorum. X yerinden. Olmazsa düğün iptal. Her şey iptal. Yüzüğü atıyorum. Kız arkadaşın için. Hani hanımcıydın ya. Ben ilk şatı atıyorum. Neredeyse... Pas deyip ilk şatı atıyorum olur mu? Olur. Ama şimdi salaktan bir soru daha geldiği zaman ona mı ayırsam ya bunu? Bir tane hakkımız var. Yok yok var var. Var. Valla. Bunu içiyor mu? Bu neyle? Olmeka mı? Şey ya limon. Alkol yokmuş ki. Düz limon. Oğlum ben burası var. Programın adı yalan makinesi. Her şey yalan gerçekten ya. Bir mesaj vermesi gerekmiyor mu bunun? Sizin şeye benziyor halbuki mesleğe de. Sıradaki soru yine ilişkiler üzerinden. Biraz daha mutsuz bir son. Oldu da bir gün ayrıldınız. Aşk acısı çeker misin yoksa hemen başka bir sarı mavi mi bulursun? Çekerim. Diğerini bulana kadar ötmedi tamam. İki gün. Avukat olduğuna her yerde her fırsatta belli eder misin? Her fırsatta. Merhaba ben Bayram avukatım. Hiç öyle bir şey yaptım ya. Tam o tiplerden varsa. Seninle tanışmadan önce avukat olduğunu öğrendim. Artık ne kadar hızlı atmışsan seninle tanışmadan. Hayır bende şöyle bir şey var. Ben şimdi üniversite sınav sonucumdan dolayı bir tane YouTube kanalına konuk olmuştum. Kaçıncı oldun? 881. Götün şeye erdi mi? Durduk yere ben böyle şey yapıyorum. Evet niye üstüme geliyor abi? Ya orada işte nasıl kazandın? Cerç Yurt işte İstanbul Hukuk falan diye bir tane programa konuk olmuştum. Ondan dolayı mesela o biliniyor. Daha şey bir şey beklerdim lan. Ney? Bilmiyorum. Bu genel bir soru. Bir gün arkadaşını arayıp tutuklandığını söylesen neyden dolayı olduğunu düşünür. Neyden dolayı olur? Hadi ifşala. Ya bu şey Cumhurbaşkanı'na hakaret falan olur ya. Ben şey bekliyorum. Falan deyip burada bir sessiz. Oha yani. Seni burada dövüyoruz reyting. Ama işte. Onu dövdüler. İnan o yüzden burada. Her an dövebilir. CB hakaret olur ya benim muhtemelen. İkiniz de avukatsınız. Hı-hı. Kim daha iyi avukat? O. Karşı karşıya gelsin. O. Atar öyle söyleyeyim. Baktım karşı taraf vekil Kerim Tapan cevap dilekçesi yazmam. Şöyle bir şey var mı? Kazanamayacağını bildiğin bir müvekkil gelse sana. Hı-hı. Parasına konmak için yine de o davayı kabul eder misin? Kazanamayız ama bir deneyelim derim yani. Ya şöyle. Sen de bayağı fukarayı sömüren. Bak şimdi fukara da ya gariban guraba bir şeyse de çok da şey yapılmaz ama ya bir söylerim. Var var sende garibanın sırtına çökecek. Davayı kazanmak için sahte kanıt sunar mısın? Sunulur. Sonu yani sunarım koyarım öyle söyleyeyim. Ya orada bizim müvekkilimizin çıkarı şuna önemliymiş şey gibi bekliyorum geliyor. Ya, utan diye bir ses bekliyorum sizden. Bir utansın. Sunulmaz mı? Abi ben özellikçiyim ama. Lisansı sen kanıta hazırla dersin hazırlarım. Bazı videolarda linç yemişsin. Evet. Güzel güzel de izlenmiş bazı videoların. Böyle 1 milyon, 1,5 milyon vesaire. Yorumlarına baktık çok tatlı. Birkaç tane yorumu hatta not aldık buraya. Ben de not aldım biliyor musun? Stand-up kesitlerini. Mimik dinlendirme seansı. Normal o. Buna güleni s-
Yani bu seyircilerimize bir hakaret vardı, beni kırdı. Bunlara hür iradesiyle gülenin kendine saygısı yoktur. Şey var, kendini komedyen sanan at sik. O benim en çok hoşuma giden oydu. Herhalde boyumun uzun olduğunu. Boy şakası da söylemeye çalışmış, bilmiyorum yani. Bana hiç yazmıyorlar bunu. Bazen bu komedyenlik işini beceremediğini düşündüğün oluyor mu? Ya şöyle oluyor. Becerememek değil de yol kat edemiyor gibi olmak. Eşek arısı gibi hissediyorum bazen. Çalışıyorum ortada bir bal yok. Hep aynı böyle döngüde dönüyorum. Ya gösteriye gittim geldim falan. Sen bugün 3 tane gösteriye çıkıyorsun, ne yapıyorsun? Bunu gösteriden sayarsak. Bundan sonraki sorular sence kısımları. Sana çok kısa cevaplar istiyoruz. Seninle yalan makinenin arasında geçen bir muhabbet daha çok. Sence yakın arkadaşın senin .1 olduğunu düşünüyor mu? Sen de kısa cevaplar veriyorsun. Sonra rahatlıyoruz zaten. Sence yakın arkadaşın senin zeki biri olduğunu düşünüyor mu diyeceğim. Düşünüyor bence. Lanet olsun. Ondan zeki oldum mu? Ne? Öyle düşünmüyordur. Bu hayatımda tanıdığım en narsist adam. Ya bu adam sıfır tevazu. Şey diyor, dünyanın en mütevazı insanı. Neydi lan senin sözün? Dünyada 3 mütevazı insan varsa birincisiyim miydi? Neydi öyle öyle bir şey falan söylüyor bana. Onu tamam babam mı? Da söylüyor lan. Facebook fıkrası. Komik biri olduğunu düşünüyor mu? Düşünüyor. Adil biri olduğunu düşünüyor mu? Hadi nereye? Evet. Oğlum bunu evet. Direkt ben de söyleyebilirim. Az önce sahte kanı sunuyordun. Sence adil biri olabilir misin? Adilim sen? Oğlum işte. Siktir lan, nereye adilsin? Paragöz biri olduğunu düşünüyor mu? Düşünmüyor. Sadık biri olduğunu düşünüyor mu? Arkadaşlarına veya sevgilisine? Düşünmüyor. Bu kızım hiç eğlenceli olmadı. Ben kurguda şey yapıyorum zaten. Komik onu basmış gibi mi yapıyor? Oğlum bu nasıl lan? Oğlum burası şerefsiz programı. Ben mesela bir bölüm önce Birdem'de şey yaptım. Oğlum ilk başta çok özür dilerim. Sen dedin ya burası şerefsiz programı. Konuklarımız şerefsiz, anladım. İlk iki dakika böyle bir düşün. Onu yok ben. Niye hakaret? Birdem'de şöyle bir şey yaptım. Bir soru soruyorum. Başka bir cevap veriyor. Onun yerine ben gidiyorum. Başka bir soruya verdiği cevaptaki hayırı aldım. Birdem'deki o soruyu öyle cevaplattım. Baktım dedim buna çok güzel yalan makinesi öttürülür. Sonra Gobels. Gittim başka yerdeki yalan makinesi ötmesini kırptım, sıraladım, koydum. Sen bu bölümün sonunda ben seni sahnede öyle bir bana reyting... Ne yapayım, MMM mi açayım? Ağaç. Yani... Ağaç fikri düştü, 110 bin izlendi mesela bir düş. Ama öylesin kanka. Bak neyse, o soruyu sormayacağım sana. Sen de var. Ayak fetişi. Yok oğlum, saçmalama. Hadi ya. Sorular bu kadardı kanki. Özete bakıyorum şu an. Hangi soruya ne cevap vermişsin diye. Götüme bakar mısın? Yengenin götüne bakar mısın? Benimle evlenmez misin? Evleniriz, boşanmayız demedik mi ya? Bu adam niye bunda ısrarcı? Yunus, seni seviyorum, anlardım. Öp ulan. Ciddiysen öpüşürüz burada falan. Dudaktan değil seni. Oğlum reyting lazım ya. Ya bu adam beni çok korkutmaya başladı. Lütfen 3. bölümde bir düzgün birini getir de çok izlenir bir şey olsun, şey yapsın. Yani reytingden düzgün insanlara soruyorum. Gelmiyorlar. Ya bak adam, geldim şerefsiz oldum, düzgün olmayan adam oldum. Ha ben de özetleyeceğim zaten, sen tek tek saydın. Şerefsiz. Benim Twitter biyom. Yok çok tatlı bir bölümde. Açılış kısmında gayet böyle şeydin, açıcıydın. Elin, umarım seyirci de eğlenmiştir. Çok sağ olun. Özete bakarsak çık git lan hayatımdan. Tamam, şaka artık şaka. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben.